Selam arkadaşlar, Tonguç 9. sınıf kanalına hoş geldiniz. Ben Berfin Ceren ve bu yıl 11. sınıfa geçtim. Öncelikle bugünkü konuşacağımız konu aslında hayatımızın ve herkesin hayatının belirli dönemlerinde yaşadığı bir süreçle alakalı olacak. Tembellik ve tembellikle mücadele. Karantinadayız, uzaktan eğitim derken kendimizi sıkılmış, bunalmış hissettik ve aslında bir şekilde tembelliğe alıştık. Bu video sayesinde belki birazcık da olsa sizlere kendi tavsiyelerimi, kendi uyguladığım taktikleri verdiğimde tembellikten belki bir şekilde kurtulacağız. Hemen ilk maddemize başlayalım. Birinci madde, düşünceni ve kendini değiştirme yolunda bir adım at. Arkadaşlar, ben tembelliğin bir düşünce ürünü olduğunu düşünüyorum ve bunu eyleme geçirdiğimizde aslında tembel olmuş oluyoruz. Kendimize tembel sıfatını yapıştırdığımızda ve bu şekilde nitelendirdiğimizde aslında tembelliği empoze etmiş oluyoruz kişiliğimize. Allah'ım ben bu şekilde yaratılmışım demek ki, ben tembelim, çalışamıyorum, yapamıyorum diyoruz. Motivasyonumuzu da bir şekilde düşürüyoruz. Aslında bilmediğimiz bir şey var ki, dünyanın en başarılı insanı bile hayatının belirli noktalarında tembelliği yaşamıştır. Önemli olan bunun uzun vadede negatifliğini almamak, başarılarınızı olumsuz etkilemesine izin vermemek. Nasıl enerjik ve aktif olduğumuz günler oluyorsa tembelliği de hayatımızın belirli dönemlerinde yaşayabiliyoruz bir eylem olarak. Yani kimse tembel olarak doğmamıştır. Bunu anladıktan sonra ikinci maddemize geçebiliriz. İkinci madde, değerlendirme yapıp gerçek soruna odaklanmamız gerekiyor. Tembellik aslında sorunun kendisi değildir, sorunun belirtisidir. Motivasyonumuzu düşüren olumsuzluk ne, bizi negatife süren şey ne, ayağa kalkmamızı engelleyen şey ne? Öncelikle bunu bulmalıyız. Ne zaman kendimi birinci maddedeki insan gibi hissetsem ve tembelmiş gibi düşünmeye başlasam, ikinci madde devreye giriyor. Oturup düşünüyorum uzun uzadıya, beni ne bu hale getirdi ve neden olumsuz düşünmeye başladım. Hatta Benjamin Franklin'in bir sözü var, bunu da hiçbir zaman unutmuyorum. Tembellik pas gibidir, çalışmaktan daha da çabuk eskitir insan. Sorunu bulduğumda ise üzerine gitmeye başlıyorum ve benden korkmasını sağlıyorum. Çünkü ben sorundan korktuğumda oturup sadece tembel bir şekilde hayatıma devam etmek zorunda kalıyorum. Yani düşüncemizi değiştirdik ve gerçek sorunu bulduk. Şimdi ise geriye kolay kısım kalıyor. Madde 3. Hedefler ve hayalleri gerçek anlamda belirlemek. Ne zaman motivasyonumu düşürsem ve vazgeçmeye eğilimli olduğumu hissetsem hedeflerimi düşünürüm. Üniversite sınavını kazandığımda ve istediğim üniversiteye girebildiğimde gerçekten o hissi yaşamak ve o inanılmaz psikolojiye girebilmek benim için çok değerli ve çok önemli. O yüzden çalışıyorum ve hedeflerime ulaşmak için fedakarlıklar yapıyorum. Hayal panosu yapabilirsiniz. Cidden motivasyonunuz inanılmaz yükselecektir. Madde 4. Düzen ve günlük yapılacaklar listesi. Zaman yönetimi bu listelerde gerçekten çok fazla devreye giriyor. Düzenli bir şekilde yaşarsak eğer ve to-do listlerle günümüzü planlarsak, bir şekilde yapılacaklar hazırlarsak hayatımızdan daha fazla verim alırız ve tembelliğe yer vermemiş oluruz. Listelerinizi önceliklendirme yöntemini kullanabilirsiniz. Yani kolaydan zora doğru planlayabilirsiniz. Bu sizin motivasyonunuzu da oldukça yükseltecektir. Hatta geçen videoda 1-2 saat çalıştığımı söylemiştim sizlere. Çok şaşırmıştınız ama bence bu kişinin kendisini tanımasıyla alakalı bir durum. Kendinize uygun hazırlayabilirsiniz. Kimisi 5 saat çalışıp verim alır, kimisi 2 saat çalışıp verim alır. Dediğim gibi bu insanın kendi planıyla alakalı bir durum. Planlarımızı büyük parçaları, küçük parçaları ayırarak ve eşit günlere dağıtarak yapabiliriz. Büyük sorumluluklarımızı bir şekilde parçalara bölebiliriz. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki en sevdiğim ödül sistemi. İnsanoğlunun en çok kullandığı yöntem olabilir. Arkadaşlarınızla dışarıya çıkabilirsiniz veya da haftalık, günlük olarak kendinize göre ayarlarsınız. İşte fonksiyonlardan şu testi bitirdikten sonra film izleyeceğim gibi veya da şu hafta bu hedefleri bitirdikten sonra arkadaşlarımla dışarıya çıkacağım. Ödül sistemi cidden süper bir şey. Şimdi ise 5. maddemize geçiyoruz. Gerçekten psikolojik açıdan en önemli madde olduğunu düşünüyorum. İçsel konuşmayı gözlemlemek. Evet, ayağa kalkmak tembelliğe alıştıktan sonra biraz zor olabiliyor. Ancak içsel olarak kendi yaşam koçunuz olursanız, psikolojinizi her zaman pozitif olmaya yorarsanız, kendinize tembel işe yaramaz insanın tekiyim demek yerine, evet yapabilirim, neden yapamayayım ki? Bu hayatı sorumluluklarım için yaşıyorum derseniz çok daha pozitif bir şekilde güne başlarsınız. Araştırmalara göre güne başlarken alarm ertelemek gerçekten sizi negatif yönde etkiliyor. Dolayısıyla yatağınızdan uzak bir yerde alarmınızı hazırlarsanız ve uyandığınızdan mecbur olarak oraya gidip kapatmak zorunda kalktığınızda zaten yataktan bir şekilde kalkmış oluyorsunuz. Bu da küçük bir tüyo uygularsanız belki yararını görürsünüz. Çünkü ben son zamanlarda bunu bol bol kullanıyorum. Sürekli ertelemeyi bir kenara bırakmalıyım. Özellikle proje ödevlerimde, işte hocalarımızın verdiği ders kitabı ödevlerinde çok yapıyordum. Sonra
sonradan yavaş yavaş birkaç yöntem araştırarak son buldu. Ve ertelemek, plan bozukluğu, stres, kaygı ve şiddetli olarak vicdan azabı, suçluluk duygusunu getiriyor. Bu çok kötü bir şey çünkü suçluluk duyduğunuzda motivasyonunuz çok düşüyor. Stres zaten sizi sağlığınız açısından da olumsuz etkiliyor. Plan bozukluğu dediğimiz şey ise hepsinin başı. O yüzden sürekli ertelersek bunların hepsini bol bol yaşarız. Yaşamak istemediğim için sizlere kısa ve küçük bir tavsiye vereceğim. Bir Japon yöntemi, sürekli iyileştirme yöntemi yani Kaizen. Kai, Japonca'da değişim, Zen ise bilgelik anlamına geliyor. Peki bu yöntem nasıl kullanılıyor? Berfin sen kullandın mı, denedin mi, işe yarıyor mu? Yaklaşık bir hafta önce denedim. Örneğin bir proje ödeviniz var ve bunu sürekli erteliyorsunuz. Yarın yaparım, yarın yaparım diyorsunuz. Fakat proje ödevinizde sadece bir hafta kaldı. Peki ne yapacağız? Sürekli iyileştirme yönteminde 1 dakika veriyorsunuz kendinize, alarm kuruyorsunuz ve o 1 dakika içerisinde başlamanız gereken işe başlıyorsunuz. Yapabildiğiniz kadar çok yapıyorsunuz. Şimdi 1 dakika içinde ne kadar yapabilirim ki dediğinizi duyar gibiyim. Bu yöntemin temel merkezi işe başlamak. Çünkü ertelemek aslında işe başlayamamamızdan kaynaklı bir durum. Başladıktan sonra zaten ertelemeyi bırakıyorsunuz ve ben başladım, artık devamını da getirebilirim diyorsunuz psikolojik olarak. Beyniniz size hükmetmeye başlıyor. Ertelediğiniz dakikalarda denerseniz gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Zor kısımları yavaş yavaş atlatıyoruz. Ertelemeyi de bir kenara bıraktıktan sonra 7. maddemiz olan sorumluluklarımızı gözümüzde büyütme olayına geldik. Evet, hepimiz belirli zamanlarda sorumluluklarımızı gözümüzde büyütebiliriz. Fakat şunu bilmeliyiz ki hayat aslında yapmamız gereken görevler yüzünden yaşıyoruz. Yaşamak için sebebimiz bu. 24 uyuduğumuzu düşünün, hiçbir şey yapmadan tembel bir şekilde hayatı yaşamanın bir anlamı olmazdı. Hani sorumluluklarımızı gözümüzde hiç büyütmemize gerek yok. Bunları zaten yapamayacak olsak bizim sorumluluklarımız olmazlardı. Biraz önce de söylediğim gibi önceliklendirme yöntemini kullanırsanız sorumluluklarınız gözünüzde büyümemiş olur. Bu noktada gerçekten en önemlisi psikoloji arkadaşlar. Kendi psikolojinizi her zaman pozitif yönde tutun ve pozitif olmaya özen gösterin derim. Madde 8'e geçiyorum. Böyle beni gerçekten en korkutan madde sosyal medya batağına düşmek. 3 ay önce böyle okulların kapanmasına çok az kalmıştı diyebilirim sizlere. Güzel bir bağımlı olmuştum. Yani sosyal medya bağımlısı. Zaten YouTube'la ilgileniyorum, Instagram'la da ilgileniyorum, Twitter falan ara ara kullanıyorum. Yani artık telefonu elimden düşüremez olmuştum. Sebebi ise sürekli bir şeylerin yenilemesi ve sosyal medya sizi içine çektiğinde sürekli aynı şeyleri sanki bir döngüymüşçesine yaşıyorsunuz. Artık derslerime yeterince vakit ayıramadığımı fark ettiğimde kendime dur dedim. Telefonunuza belirli uygulamalar indirebilirsiniz. Ne kadar, günde kaç saat girdiğinizde bu uygulamalar sayesinde bakabilirsiniz. Sosyal medyayı aslında bilgi olarak kullanabilirsiniz. Yani YouTube'da izlediğiniz videolar, örneğin eğitim alanında olabilir. Post gezebildiğimiz uygulamalardaysa yine bilgi içerikli postlarla kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Ancak sosyal medyayı gerçekten sınırında yaşamamız gerek. Ve telefon bağımlılığımız varsa, internet bağımlılığımız varsa da bunu bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Nasıl? Günümüzü farklı şeylerle ilgilenerek geçirirsek, telefonu artık bir köşeye koyarsak, hatta bunu düzenli bir şekilde günde 2 saate indirmeye çalışırsak telefona bakma süremizi, tabii ki bu kademe kademe olabilecek bir şey. Zamanla bu bağımlılıktan da kurtulabilirsiniz. Çünkü kendi irademiz var. Ben sürekli irademi kendime hatırlatarak bir haftada yaklaşık olarak telefon bağımlılığımı bitirdim arkadaşlar. Yani gerçekten çok basit, tamamıyla kendi elimizde olan bir durum. Son maddedeyiz arkadaşlar. Yoldan sapma. Biraz önce saydığım her şeyi yerine getirdiysen artık bu yolda devam et. Alışkanlıklarımız 21 gün kuralıyla artık bir şekilde oturuyor. İnanın bana, bu yaptığınız her şey artık sizin alışkanlığınız haline dönüşmüş olacak ve çok daha basitleşecek. Vazgeçme. Bu seni aktif bir hayata sürüklüyor. Bu maddelerin hepsi seni daha mutlu ve enerjik bir insana dönüştürecek. Yaptığın her şeyden verim alacaksın ve dolu dolu yaşayacaksın. Eninde sonunda çalışmalarının, emeklerinin mükafatını alacaksın. Ve aldığın gün iyi ki de böyle pozitif ve verimli günler geçirmişim, İyi ki de böyle yaşamışım diyeceksin. Mal geçeceğini hissettiğin zamansa hedeflerini, hayallerini düşünmeni tavsiye edebilirim. Buna bakarsanız bu videoda ben sizlere yaşadığım şeylerle alakalı çıkardığım sonuçları, ana düşünceleri aktarmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Bir madde bile faydalı olabildiyse ne mutlu. Ve tembellikten siz nasıl kurtuluyorsunuz? Sizin kendi size göre yöntemleriniz var mı? Yorumlara bekliyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hayatınız boyunca bol çalışmalı günler diliyorum ve hepinizi gerçekten çok seviyorum. Öyleyse başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.